Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ülkede hırsızlık, yolsuzluk almış başını gidiyor. Usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma. Bunlarla kim mücadele edecek? Yargı mücadele edecek, değil mi? Sayıştay raporlarına bakıyoruz Adalet Bakanlığı'nın. Adalet Bakanlığı kendi faaliyetlerinde usulsüzlük yapıyor. Usulüne uygun mali tabloları tutmamış. Adalet Bakanlığı yaptığı işlerde ihale açması gereken yerde açmamış. Peki hal böyleyken biz kimi kime şikayet edeceğiz? Adalet Bakanlığı böyle davranırsa diğer bakanlıklar, diğer kurumlar nasıl davranır bu ülkede? Değerli arkadaşlar, Adalet Bakanı geçtiğimiz ay İstanbul Üniversitesi'nde bir panelde şöyle bir söz söylüyor. Diyor ki, gençler aklınızı kiraya vermeyin. Güzel söz değil mi? Ben Sayın Bakan'a tavsiye ediyorum. Bu sözü kabinede de söylesin, milletvekili grubunda da söylesin, yargıçlarla yapılan toplantıda da söylesin. Türkiye'de FETÖ gitti, ben direkt isim vereyim. Menzilciler var, hak yolcular var, bunların WhatsApp grupları var. Haberleşiyorlar. Seçimlerde Yargıtay seçimleri oluyor, itibat halindeler. Yani FETÖ gitti, başka tarikatlar geldi. Dolayısıyla bunların hepsinin de, bütün büyüyen tarikatların da yabancı istihbarat servislerinin etkisini açık olduğunu buradan bir kez daha söyleyelim. Bir diğer konu. Şimdi yine Sayın Bakan'ın adalet anlayışına soruyorum. Acaba Sayın Ruhsar Pekcan'ın yapmış olduğu işlem ihale kanunu kapsamında suç mudur değil midir? Kamu ihale kanununa göre bir bakan kendi yönettiği bakanlıkta eşi ihale alır mı? Bu ihale fesat karıştırma suçunu oluşturur mu? Bununla ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? İki, şu Antalya Serik'teki aleni 500 bin TL verilen rüşvetle ilgili suç duyurularında bulunuldu. Ne gibi bir işlemde bulundunuz? Kabinenizin bakanları, milletvekilleri, belediye başkanlarının huzurunda itiraf var. Üç, bugün bakanlığınıza Fethullah Gülen'le resim çektiren herhangi birini memur olarak alır mısınız? Bence almazsınız. Peki kabineye niye bakan yaptınız? Buna itiraz eden kimse yok mu? Demek ki ikisinden biri yanlış değil mi arkadaşlar? Dördüncü sorumuz. Şu anda Adalet Bakanlığı'nın yine kendi verilerinden söylüyorum. İstatistiklerinden söylüyorum. Toplam 8.995.000 Cumhuriyet savcılarında soruşturma sayısı var. Açılan soruşturma var. Bunların %47'si faili meçhul. Cumhuriyet tarihinde bu kadar yüksek bir oran hiç olmadı. Yani yarısı faili meçhul. Vatandaş hırsızlığa uğruyor, yargıya gidiyor, faili meçhul. Haksızlığa uğruyor, faili meçhul. Kim bunu takip edecek? Burada bunun üstüne yürüyecek bakanlık Adalet Bakanlığı, kollukta İçişleri Bakanlığı'nda. Bunun üstüne yürüyen bir İçişleri Bakanı var mı? Burada milletvekilinin üstüne yürüyor. Asıl yürümesi gereken mesele bu. Şimdi hep konuşuldu ya FETÖ borsası, FETÖ borsası diye. Hayal hayal dediniz. Demin buradan konuşurken bir şey hayal dediğiniz gibi. En son İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından dava açıldı FETÖ borsasına. Bak adı FETÖ borsası. Ve FETÖ borsası cinayeti var. İsim vererek gideceğim. AKP'nin İzmir önceki il başkan yardımcısı öldürüldü. Neden öldürüldüğünü de anlatacağım. Emniyet müdürü Kudret Dikmen. İstihbarat daire başkan yardımcısı oldu. Polis müfettişi oldu. Birinci sınıf emniyet müdürü oldu. Organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş. Bunlar ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 2016'dan itibaren dosyada var, dosyada. Cumhuriyet Savcılığı dosyasında var. 2016'dan itibaren FETÖ'den hakkında işlem yapılacakların listesini istihbaratçılar alıyor. AKP başkan yardımcısına veriyor. O da tanıdığı mafya örgütüne o adama havale ediyor. Adam gidiyor, bütün o işlem görenleri kiminden 100 bin dolar alıyor, kiminden Volvo araba alıyor. Kiminden üstüne bir de çıplak görüntülerini çekiyorlar. Dünyanın parasını alıyor, para verirsen kurtuluyorsun, vermezsen gözaltına aldırıyorlar. Hepsi delilli bakın, ispatlı. Yetmiyor arkadaşlar. Sonra bir şekilde çorap söküğü gibi gelmeye başlayıp hakkında...
Buyurun. Organize suç örgütü olan, lideri olan yurt dışına kaçıyor. Moda tabii. Hemen izin veriyorlar, git. Öteki AKP'nin il başkan yardımcısı konuşurum imasında bulunuyor. Tıpkı Süleyman Soylu'nun SBK ile ilgili meselede söylediği gibi Erzurum'dan gelen bir katil, berber adamı öldürüyor. Maktul oluyor. Öldürüyor konuşmasın diye. Şimdi değerli arkadaşlar, hani delil delil diyorsunuz. Daha nasıl delil sunulur? Dosyada var, itirafçılar var, örtüşen beyanlar var. Böyle bir ülkede yargıyı, adaleti sağlayabilir misiniz? Bu çürümüş sistem düzelmediği sürece balık baştan kokuyor değerli arkadaşlar. Hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.